Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf konusu olan karbonhidratlar, proteinler, yağlar üçlüsünü anlatacağım. Yani canlıların yapısında bulunan organik bileşikler konusunu. Bu konuyu arkadaşlar 3 part halinde anlatmayı düşünüyorum. Birinci partımızı karbonhidratlar, yağlar ve proteinler oluşturacak. Bildiğiniz üzere hemen hemen her yıl soru gelme niteliğine sahip olduğu için arkadaşlar önemli bir ünitedir aslında başlı başına. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ilerleyen yıllarda bazı konuların içerisindeki kavramları veya arkadaşlar sentez olaylarını anlayabilmemiz için temel bilgiler bu organik bileşiklerin yapısıyla başlıyor diyebiliriz. O yüzden biz de karbonhidratlar, proteinler ve yağlara doğrudan giriş yapmadan önce bir organik bileşik demek ne demekmiş? Organik bir maddenin tanımı nasıl yapılır? İsterseniz bununla başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genel olarak yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunan inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilen bileşiklere biz organik bileşikler diyoruz. Bakın yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduruyor. Bazı organik bileşiklerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerin yanında azot, fosfor, kükürt gibi elementler de katılabilir ki buna günümüzde en önemli bileşenlerden bir tanesi amino asit olduğunu söyleyebiliriz ki protein konusuna geldiğimizde yapısını konuşacağız. Bazı bileşikler oksijen içermedikleri halde organiktir. Mesela metan arkadaşlar 12. sınıfa geldiğinizde kimya dersinde hidrokarbonlar dediğimiz bir konu karşınıza çıkacak. Burada yapısında oksijen olmamasına rağmen organik olan hidrokarbonlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Karbonhidratlar, protein, yağ, vitamin ve nükleik asitlerin yapısında ise karbon, hidrojen, oksijen elementleri ise ortak olarak bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de organik bileşiklerin canlı vücudundaki genel görevleri var arkadaşlar. Mesela karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji verici olarak sıralanıyor. Yapıcı onarıcı yani yapıya ve onarıma katılanlar proteinler, yağlar ve karbonhidratlar olarak karşımıza çıkıyor. Düzenleyicilere baktığımızda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi hormonlar vücudumuzdaki arkadaşlar hastalıkların açığa çıkmasında veya çıkmamasında önemleyici bir düzenleyici olarak karşımıza çıkan hormonlar zaten etkisini gösterebilmeleri için hatırlayınız arkadaşlar minimum değerde olmaları yeterli. Vitaminler ki eksikliklerinde bazı hastalıkların görüldüğü önemli organik bileşikler. Enzimler, proteinler ve lipidler, yönetici olaraksa nükleik asitler yani arkadaşlar biz buraya DNA ve RNA olmak üzere iki tip olduklarını ileride bahsedeceğiz. Not verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bakarsak eğer. Enzimlerin ve hormonların yapısına katılabilen moleküller düzenleyici olarak işlev görür. Su, mineral ve tuzlar hem düzenleyici hem de yapıcı onarıcı olan inorganik bileşikler olduğunu söylemiş. Bir de enerji verici besinlerin kendi içerisinde arkadaşlar bazı sıralamaları var. İsterseniz buna da değinelim. Çünkü bazen görsel sorularda sütun grafikleri sorusunda arkadaşlar karşımıza gelebiliyor. Mesela enerji verici besinlerin enerji için kullanım sıralamasına baktığımızda karbonhidratlar, yağlar ve proteinler arkadaşlar. Buradaki mantık yıkıldıklarında vücuda hızlı bir şekilde enerji verebilme potansiyelidir. Açlık durumunda kullanım sıralaması arkadaşlar karbonhidratlar, yağlar ve yine proteinlerdir. Enerji verim miktar sırası arkadaşlar gördüğünüz gibi başı yağlar çekiyor. Çünkü içerisinde arkadaşlar hatırlarsanız bol miktarda hidrojen barındırdığı için oksijenle tepkimelere girdiklerinde proteinlerin ve karbonhidratların toplamıyla hemen hemen denk birer molekülünden enerji açığa çıktığını, bunlara denk bir enerji açığa çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra proteinler ve sonra karbonhidratlar. Genel olarak vücutta yapıya katılım sırası, evet en fazla yağlar değil proteinler, sonra yağlar ve en sonunda da karbonhidratlar olduğunu görüyorsunuz. Genel olarak yapıya katılım sırasına baktığımızda arkadaşlar proteinler en fazla olduğu için enerjinin kullanım sıralamasında birinci sıraya o yüzden de koyamıyoruz. Çünkü vücudumuzda en fazla yapıya katılan maddeyi hemen enerjinin kullanım sıralamasında ilk sıraya arkadaşlar koyarsak vücudumuzda geri dönülemez bazı hasarlar veya hatalar meydana gelebilir. Beyinde yapıya katılım sırası arkadaşlar yağlar özellikle hatırlarsanız sinir hücrelerimizde miyelinli kılıf dediğimiz hücrelerin üzerine steroid yapılı yağların sardığını unutmamamız gerekecek. Sonra protein ve karbonhidrat gördüğünüz gibi beyinde önemli bir sıralama karşımıza çıkmış.
Yağların enerji verimlerinin en çok olmasının sebebi karbonhidrat ve proteinlere göre daha çok hidrojen içermeleridir ki az önce bunu konuştuk arkadaşlar. Yağların en çok enerji vermesine rağmen enerji için ikinci sırada kullanılmasının sebebi ise yıkımlarının zor olmasıdır. Çünkü yıkımların zor olmasındaki temel sebep arkadaşlar ortamda bol miktarda oksijen molekülüne ihtiyaç duymalarıdır ve bu oksijen her zaman karşılanmayabilir gençler. Yıkımlarının zor olmasının sebebi ise oksijenlerinin bakın az olmasıdır. Hidrojen sayısı bakımından fazla fakat oksijen içeriği bakımından az olduğu için dışarıdan daha çok oksitlenmesi gereken bir madde olduğu için de enerjinin kullanım sıralamasında ikinci sırada yağları o yüzden görüyoruz gençler. Dikkat! O zaman yavaş yavaş arkadaşlar ilk organik bileşiklerimizden biri olan karbonhidratlardan başlayalım isterseniz. Önce kendi içerisindeki görevleri ve bununla birlikte yapısal anlamda kaç çeşit karbonhidrat var isterseniz bunları konuşup karbonhidratları sonlandıralım. Karbonhidratlar. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunur ki az önce dediğimiz gibi organik olabilmenin en önemli 3 molekülü arkadaşlar. Tabii hidrokarbonlar istisnası hariç. Genel formülleri C, H2 ve O şeklindedir. Bakın N şeklinde yani CN, H2N, ON şeklinde kapalı formülleri var arkadaşlar. Bitkiler tarafından fotosentezle üretilebilir. Yani doğada şekerler olarak bildiğimiz karbonhidratlar ototrof bir canlı türü olan bitkiler tarafından ne yapılabilir arkadaşlar? Doğrudan sentezlenebiliyor. Fazlası bakın arkadaşlar yağ dönüştürülerek vücutta depolandığı için kilo almaya sebep olabiliyor. Burada önemli bir organımız var arkadaşlar karaciğer. Karaciğer bunu yağ olarak dönüştürüldüğünde bazı karaciğer rahatsızlıklarının sebebi fazla şeker yüklemesi de olabiliyor. O yüzden arkadaşlar buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Görevlerine bakıyorum. Canlılar tarafından birinci sırada enerji verici olarak kullanılırlar. Az önce bahsettiğimiz gibi nükleik asitlerin DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılırlar. Burada arkadaşlar 3 karbondan 8 karbona kadar değişiklik gösteren şeker türevleri göreceğiz. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılanlar 5 karbonlu pentoz şekerleri olacak. Lipid ve proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısına katılırlar. Golgi organelini hatırlarsanız arkadaşlar. Glikolipid ve glikoprotein dediğimiz hücre zarına özgürlük veren iki tane önemli maddenin yapısında karbonhidrat bulunduğunu görebiliriz. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılırlar. Burada da aklımıza hemen kim gelecek arkadaşlar? Selüloz. Doğada en fazla bulunan polisakkarit çeşidinin selüloz olduğunda birazdan bahsedeceğiz. Karbonhidrat çeşitlerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3 ayrılıyor. Monosakkaritlerimiz 3 karbonlu triozlar, 5 karbonlu pentozlar ve 6 karbonlu heksozlar. Tabi 3 karbondan dediğimiz gibi 8 karbona kadar değişiklik gösterebilir ama bu 3, 5 ve 6 karbonlu şekerler bizim için önemli şekerlerdir. 3 karbonluları pirivik asit, pegal bu yıl 12. sınıfta arkadaşlar hücresel solunumu gördüğünüzde karşınıza çıkacak olan kavramlardır. 5 karbonlulara riboz ve deoksiriboz az önce de DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katıldıklarını söyledik. 6 karbonlu heksozlarsa monosakkaritlerden glikoz, fruktoz ve galaktozun yapısına katılan şekerin ise 6 karbonlu olduğunu unutmayacağım. Polisakkaritler var arkadaşlar. Yapısal ve deposal olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Yapıya katılanlar selüloz ve kitin, depo polisakkaritler ise nişasta ve glikojen olmak üzere doğada önemli 4 tane arkadaşlar polisakkarit olduğunu konuşacağız birazdan. Peki kimle devam ediyoruz arkadaşlar? Monosakkaritler dediğimiz basit şekerlerden devam ediyoruz. Karbonhidratların monomerleri yani en küçük yapı birimlerinin monosakkaritler olduğunu unutmayacağım. Hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Hatırlarsak kolaylaştırılmış difüzyon, difüzyon ve aktif taşıma gibi olayların ozmozla birlikte pasif taşıma şekli olduğunu. Bunların ise önemli bir şekilde arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonla enerji harcamaya gerek kalmadan hücre zarından geçebileceğini söyleyebiliriz. Daha küçük şekerlere hidroliz ile parçalanamazlar çünkü monomerlerdir bunlar. Yıkımlar hücresel solunum veya fermantasyonlu olabilir. Yani oksijenli solunum veya fermantasyon dediğimiz olaylarla enerji vermek için hidroliz yani yıkım reaksiyonlarına katılabilirler. Yapılarında glikozit bağı bulunmaz. Bu ne demek arkadaşlar? Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Tek monosakkaritte yani bir glikozda, bir fruktozda, bir galaktozda
glikozit bağı bulunmuyor. En az iki tane olmak koşuluyla, yani en az bir disakkarit oluşturmak koşuluyla aralarındaki kurulan bağ glikozitik bağ diyeceğiz. Üretimleri fotosentez ve kemosentezle olabilir. Kimisi hatırlarsanız güneş ışığına bağlı olarak, kimisi de inorganik maddelerin oksitlenmesiyle meydana gelen ototroflu çeşitleriydi bunlar. Özellikleri, korunarak hücrelerde depolanamazlar. Yani dönüşürler diyorlar arkadaşlar. Karaciğerde veya bağırsaklarımızda, böbreklerimizde değişik formlara dönüşerek depolanabilme özellikleri var. Özellikle yağlara dönüştüğünü söyleyebiliriz. Burada 5 karbonlara, 6 karbonlara örnek vermiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı bakın, hızlı geçeceğim biraz. 5 karbonlara pentoz diyoruz. Bu pentoz şekerlerin bir tanesi riboz, ötekisi ise deoksiriboz şekerleridir. Riboz şekeri bakın, RNA'nın, ATP'nin, NAD ve FAD, bunları da yine solunum koenzimleri olarak göreceğiz arkadaşlar 12. sınıfta. Deoksiribozsa sadece DNA'nın yapısında, yani deoksiribonükleik asit formunda arkadaşlar 5 karbonlu deoksiriboz şekerini göreceksiniz. Burada bakın şekillerini vermiş ribozla deoksiriboz şekeri arasında. Görmüş olduğunuz gibi ribozda OH grubu bağlıyken bu bölgede arkadaşlar, deoksiribozda hidrojen grubu bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 6 karbonlar, işte bunlar günümüzdeki monosakkaritler, yani monosakkarit şekerler olarak adlandırdığımız şekerlerin yapısında katılıyorlar. Gördüğünüz gibi glikoz var, üzüm şekeri, kan şekeri, bitkilerde üzüm şekeri, bizde ise kan şekeri. Gördüğünüz gibi fruktoz var, meyve şekeri ve galaktoz süt şekeri olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi suda çözünüyor, sıkıntı yok. Dolayısıyla hücrenin ozmotik basıncını arttırırlar. Yani çözünen madde miktarı ortamda artış gösterdiği durumlarda ortamın ozmotik basıncını yükseltiyorlar. Kapalı formülleri evrenseldir, ancak açık formülleri farklıdır ki biz bu ilişkiye izomerlik diyoruz. İzomerlik kapalı formülleri aynı, açık formüllerine baktığımızda ise bazen bazı bağlanma farklılıkları ve yapısındaki cis trans kimyadan göreceksiniz arkadaşlar. Bağlanma farklılığından kaynaklı olarak farklı olabiliyorlar, ama kapalı formülleri evrensel oldukları için biz bunlara izomer diyoruz. 6 karbonların arkadaşlar hücre zarından bir difüzyon hızları var. Bu da açık formülleri farklı olduğundan kaynaklı olduğunu unutmamamız lazım. Gördüğünüz gibi hayvansal bir şeker olan galaktozun difüzyon hızı glikozdan, glikozun difüzyon hızı ise fruktozdan daha hızlı olduğunu görüyoruz. Buradaki dediğim gibi en önemli özellik, izomerliğe bağlı olarak açık formüllerindeki bağlanma farklılıklarından ve diziliş farklılıklarından kaynaklı olarak hücredeki difüzyon hızlarının da farklı olmasıdır. Dikkat! Glikozla ilgili özellik verilmiş. Gördüğünüz gibi enerji ihtiyacının en çok kullanılan monosakkarit çeşidi olduğunu, glikoz sinir hücrelerinin temel enerji kaynağı olduğunu, gördüğünüz gibi beyin hücrelerimizin en fazla enerji kaynağı olarak kullandığı temel madde glikoz olduğunu görüyoruz. Oksijenli solunum, gördüğünüz gibi kullanılan substrat kaynağı glikoz, bitkiler üretiyor. İnsan ve hayvanlarsa, biz hetotrof olduğumuz için, bizim alemimiz hetotrof olduğu için dışarıdan hazır oluyoruz. Glikoz yıkımı ve bir şekilde depolanması tüm canlılarda ortaktır. Hidroliz tepkimeleri evrensel. Depolanması ise kimisi glikojen şeklinde, kimisi nişasta şeklinde depo ettiği için arkadaşlar tüm canlılarda da glikoz depolanabiliyor. Fazla glikoz yağa dönüştürülüyor gördüğünüz gibi. Aşırı şişmanlığa, obeziteye sebep olabiliyor. İşte günümüzde karaciğer yağlanması veya ileri safhalarda insanların vücut kitle endekslerindeki anormal bozuluşlar obezite olarak karşımıza çıkıyor. Birçok disakkarit ve polisakkaritlerin yapısına katılıyor. Konuşacağız bunları. Maltoz, sükroz, laktoz gibi ya da nişasta, glikojen, kitin gibi benzer örnekleri konuşacağız. Fruktoz bitkiler üretiyor. İnsan ve hayvanlarsa hazır alıyor. Tatlılık derecesi en yüksek olan şekerdir ki zaten biz doğada buna meyve şekeri diyoruz. Karaciğerde glikoza çevirip kana veriyoruz. Yani bizde fruktoz formu fazla kalmıyor. Bunu glikoza çevirerek kan şekeri olarak vücudumuza geri gönderiyoruz. Galaktoz bitkilerde de bulunmasına rağmen memelilerin sütünde daha çok bulunduğundan süt şekeri olarak adlandırılıyor. İşte bazen bu sorularda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Sanki galaktoz bitkiler tarafından üretilmiyormuş gibi bazı sorular gelebiliyor. Bu sorular sorulursa arkadaşlar hatalı sorulardır. Çünkü ototroflar bütün monosakkaritleri üretebilir. Bitkilerde
az hayvanlarda daha çok görüldüğü için hayvansal bir şekerdir ifadesi daha çok kullanılıyor. O yüzden galaktoz hayvanlarda üretilir, bitkilerde üretilmez ifadesi gelirse bakın yanlış olduğunu görüyorsunuz burada. O yüzden böyle bir soru yazılırsa test kitaplarında veya denemelerde sorunun hatalı olduğunu söyleyebiliriz bakın. Galaktoz hayvanlarda bulunmakla birlikte bakın şeker pancarında bazı bitkilerde elde edilen reçinelerde de bulunuyor. Özellikle incir gibi bazı meyvelerde ve reçine formu verebilecek olan ağaçların gövde kısmında laktoza rastlıyoruz. Çünkü arkadaşlar buraya dikkat etmemiz lazım. Disakkaritler. Monosakkaritlerin birleşmesiyle meydana gelen yapılara disakkarit diyoruz işte. Burada birleşilen ve en az iki tane oldukları için zaten arkadaşlar aralarında kurulan bağ glikozitik bağ diyoruz. İşte maltoz gibi, laktoz gibi, sükroz gibi disakkarit şekerlerden şimdi bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle maltozdan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bakın maltoza baktığımızda yapısında iki tane glikozun kendi aralarında glikozitik bağ kurarak elde ettiğimiz karbonhidrat topluluklarına biz maltoz diyoruz. Görüntüde baktığınız gibi arkadaşlar görüntü formülünü vermiş. Detay vermiş. İki glikoz biriminin bağlanmasıyla maltoz oluşur. Tamam. Glikozitik bağ birinci glikozun bir nolu karbonunu ikinci glikozun dört nolu karbonuna bağlanarak ortaya çıkıyormuş. Disakkarit tepkimesinde görüyorsunuz. İki glikoz birleşmiş. Dehidrasyon açığa su çıktığı için bu bir dehidrasyon tepkimesi. Ve gördüğünüz gibi maltoz olarak adlandırdığımız arpa şekeri ve su açığa çıkmış. Tabii bu tepkimenin tersi de su katılan reaksiyonlara da biz hidroliz tepkimesi diyoruz. Sükroz, çay şekeri olarak bildiğimiz bu şeker en yaygın disakkarittir. Şeker pancarı, şeker kamışının yapısında da bulunuyor. O yüzden sofralarımızda kullanmış olduğumuz aslında çay şekeri şeker pancarlarından üretildiğini biliyoruz. Hatta iyi bilirsiniz arkadaşlar. Torku Konya. Konya'nın şeker pancarları meşhurdur arkadaşlar. Bir molekül su açığa çıkıyor ve memeli hayvanların sütünde de bulunuyor. Yavrular için karbonhidrat kaynağıdır. Anneler de arkadaşlar süt olarak yavrularını besledikleri şeker laktoz olarak karşımıza da geliyor. Buraya bakarsanız. Polisakkaritlere geliyoruz ama maltoz ve sükroz bitkisel laktoz hayvansaldır demiş gördüğünüz gibi. Polisakkaritlere baktığımızda önemli polisakkarit çeşitlerimiz var. Tabii kimisi yapısal, kimisi deposal. Nişasta gibi, glikojen gibi, selüloz gibi, kitin gibi bazı bileşiklerden bahsedeceğiz şimdi. Birincisi gördüğünüz gibi depo polisakkaritlerden nişasta. Nişasta ve glikojenin deposal, selüloz ve kitinin ise yapısal olduğunu bir kere unutmayacağız. Glikozun bitki hücrelerindeki depo şekli ve lokoplastta üretilip depolanıyor. O yüzden patateste bol miktarda lokoplastlarında karbonhidrat depoladığını, mesela bir bitki hücresinde başka mesela bir bezelye ve nohut gibi bakınız arkadaşlar bitkilerin gövdelerinde de fazla miktarda işte protein şeklinde depolandığını ama günümüzde nişastaya en önemli örnekse patates bitkisi olduğunu ve lokoplastlarında bol miktarda nişasta depoladığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kök gövde ve yaprak tohum gibi kısımlarda depolanıyor çünkü bitkisel arkadaşlar. Yani burada bitkiselle ilgili örneklerimiz var. İnsan ve hayvan hücrelerinde üretilemeyip depolanamıyor. Sindirim sistemlerinde hidroliz edebiliyoruz. Bu ne demek? Şimdi nişasta bizden olmadığı için arkadaşlar sindirimi hücre dışında gerçekleştiğini bir kere unutmamam lazım. Hücre dışı ortam. Mesela nişasta bir karbonhidrat olduğu için nerede başlayacak sindirimi? Ağızda başlayacak ve ince bağırsakta sona erecek. Ağzımızın boşluğu ve ince bağırsağımızın boşluğunda bu olaylar gerçekleştiği için nişasta nerede sindiriliyor gençler? Gördüğünüz gibi hücre dışında sindiriliyor. Su da yeteri kadar çözünmez. Bu ekstra bir bilgi karşımıza kolay kolay gelmez. Çünkü bazı kaynaklar çözünür, bazı kaynaklar çözünmez diyor. Akademiksel olarak aslında en doğru bilgi yeteri kadar çözünmediğidir. Yani buradaki bilgi doğrudur arkadaşlar. Glikojene bakıyoruz. Glikozun fazlası bakterilerde bakın arkelerde, mantarlarda ve hayvan hücrelerinde glikojen dönüştürülerek depo ediliyor. Burada en sayıda glikoz gördüğünüz gibi glikojen ve en eksi bir şeklinde su açığa çıkarak bir dehidrasyon tepkimesiyle meydana geldiğini görüyoruz.
ters tepkime de tabii hidroliz reaksiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Selüloz gördüğünüz gibi yeryüzünde en çok bulunan karbonhidrat çeşidi, çok sayıda glikoz molekülünden oluşuyor. Bu da yapısal anlamda bitkilerin ve altlerin hücre çeperinde bulunduğunu söylememiz önemlidir. Bakın, bitkilerde hücre çeperin temel maddesi. Selüloz bitkinin sert ve kuvvetli olmasını sağlayıp dallanmış yapı göstermediği için de suda çözünmüyor gördüğümüz gibi. İnsan ve hayvanlarda selülozu sindirecek enzim bulunmadığı için selüloz sindiremiyor. Yani biz bunu ne hücre içinde ne hücre dışında sindiremiyoruz. Fakat otçul memelilerde bir istisna var. Ona değinilmiştir bakın. Ancak selüloz bağırsaklardan mukus salgısını uyardığı, mukus da besinlerin bağırsaklardaki hareketini kolaylaştırıp kabızlığı önlediği için selülozun sağlıklı bir diyette yer alması önemlidir. Burada ne demeye çalışıyor arkadaşlar? Şimdi biz yemeklerimizin yanında salata tükettiğimizde, ki bunu doktorlar da tavsiye ediyor, güzel bir diyet listesinin yanına salata vermesinin sebebine dikkat etmemiz lazım. Hangi yemeği yersek yiyelim, yanında salata tüketmemizin sebebi, yemiş olduğumuz yemeklerin içerisindeki proteinlerin, karbonhidratların ve yağların bağırsaklarımızdan geri emilmesini kolaylaştırmaktır. Bağırsaklardan geri emilim ne kadar kolaylaştırırsak kilo almamız o kadar engellenmiş olur. Yani sağlıklı bir şekilde vücudumuza ne kadar iyi geri gönderirsek kanımıza, kilo almamızı da engellemiş oluruz. O yüzden selülozu sindiremememize rağmen yemeklerde, diyetlerde veya normal soframızda salatanın olmasının sebebi, selülozun mukus salgılayıcı hücrelerimizi uyararak diğer yediğimiz besinlerin de kolay sindirilmesini ve geri emilmesini sağlamaktır arkadaşlar. Buraya dikkat. Selülozu sindiremiyoruz fakat selüloz bağırsaklarımızda mukus faaliyetlerini arttırdığı için diğer maddelerin kana, vücuda geri emilimini hızlandırıyor. Burası da önemli bir bilgi. Selülozun yapısında yer alan glikozlar arasında bağlar hayvanlar tarafından üretilen ve herhangi bir enzim tarafından parçalanmıyormuş. Şimdi buraya dikkat. Ot yiyen hayvanlar ve termitler, yani bazı bağırsak kurtları, böceklerin sindirim sistemlerindeki mikroorganizmalar selülozu parçalayabiliyor. Yani bu canlılar da doğrudan aslında bunları üretmiyor. Fakat bu canlılar içerisinde yaşadıkları, mutualist ilişkilerle yaşamış oldukları bazı bakteriler selülaz, bakın, enzimi üreterek kolaylıkla selülozun sindirilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Kitin yapısında azot bulunduran tek karbonhidrattır. Bu bazen sorularda önemli olabiliyor gençler. Dikkat etmemiz lazım. Yapısında azot bulundurduğu için başka hiçbir karbonhidratın yapısında azot yok. Kitin bir istisna. Çok sayıda glikozun gene dehidrasyon. Bakın arkadaşlar, tepkimeler evrensel. Görüyorsunuz bakın. Glikojenden tutun, selülozdan devam ederek kitin, glikojen, hepsinde tepkimelerimiz aynı, evrensel. İşte böcek, örümcek, kabuklular gibi eklem bacakların dış iskeletini kitin oluşturuyor. Burası önemli. Mantarların hücre çeperi, yani yapıya katılan önemli bir polisakkarit olduğunu söylüyoruz. Gene bakın, suda çözünmüyor. Kalsiyum karbonat ile birleşerek sertleşir ki biz buna biraz ileri form olan silis formu da diyebiliriz arkadaşlar. Saf kitin sağlam ve esnek olduğundan ameliyat ipi olarak da kullanılıyor. Bu iplikler özellikle estetik cerrahta çok sık kullanılarak yüz bölgelerinde veya herhangi bir bölgede bu ipliklerin eriyerek vücutta iz bırakmasını da engelliyor. Dikkat! Kitin bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalar ve bazı bitkiler tarafından üretilen kitinaz enzimi tarafından sindiriliyor. Yani diyor ki, bakteriler, mantarlar ve bazı bitkiler kitini sindirebilirken hayvanların sindirim sistemlerinde bu kitini sindirebilecek enzim yok. O yüzden de kitin insanlarda sindirilemez. Görmüş olduğunuz gibi karbonhidratlardan o zaman iki tanesinin vücudumuzda sindirilmediğini öğrendik. Bir tanesi gördüğünüz gibi kitin, bir tanesi ise selüloz. Bunların insanda hiçbir şekilde enzimi bulunmuyor. Dikkat gençler. Evet. Önemli bir not daha vermiş arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekebilir sorularda da. Bakın.
Monomerler arasında oluşan bağ çeşidi sadece karbonhidratlarda çeşitliliğe neden olurken yağlarda ve proteinlerde çeşitliliğe neden olmaz. Bazen önemli sorularda karşımıza çıkıyor. İşte proteinlerin çeşitliliğine ya da yağların çeşitliliğine sebep olan şeylerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur gibi işte şıklarda bağ çeşidi falan da koyuluyor. Arkadaşlar bağ çeşidi yağlar ve proteinler için ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü hepsinde bağ çeşidi ortaktır. Fakat karbonhidratlarda bağ çeşidi biraz farklı. Alfa veya beta dediğimiz bağlarla alfa 1,4, beta 1,3, beta 1,4 gibi değişik bağlanma farklılıkları karbonhidratların çeşitliliğinde rol oynadığını unutmamamız lazım. Nişasta, glikojen, selüloz gibi polisakkaritler tek çeşit monomerden oluşur. Monomerlerin aynı olduğu halde glikozun bağlanma biçimleri bakın arkadaşlar ve glikoz sayısının farklı olması polisakkarit çeşitlerini ortaya çıkarıyor. Mesela selüloz, glikozlar düz zincir şeklinde, nişasta da bir kısmı dallanmış bir kısmı düz zincir şeklindedir. İşte biz yani fazla karşımıza çıkmıyor bu terimler ama aslında alfa veya beta dediğimiz bağlanma farklılıkları, bağ çeşidi farklılıkları da bu karbonhidratların birbirlerinden farklı olmasına sebep oluyor. Bu durumların oluşmasının nedeni reaksiyonlar sırasında görev alan enzimlerin farklı olmasıdır. E tabii ki de alfayı ve beta gibi formları meydana getiren enzimler de birbirinden farklıdır arkadaşlar. Dikkat! Evet, bir dahaki videomuzda yağlar konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.